DAEŞ terör örgütünde İngiliz istihbarat servisi ajanlarında yer aldı. 3000'den fazla İngiliz var içinde. 3000 İngiliz SAS komandoları var içinde. Bunlardan 600 kadarı İngiltere'de askeri eğitim aldı. 1500 İngiliz DAEŞ içinde fiilen silahlı çatışmalara katılıyor. DAEŞ'e giden İngilizlerin en az 250'si tıp eğitimi aldı. DAEŞ'in komutanlarından 150 kadarı İngiliz vatandaşı. Bunlar arasında en bilineni cihatçı John diye tanınan cellat. PKK'yı İngilizlerin devleti desteklemesi, PKK bir hafta kalamaz. Yani o bölgede Amerikan ve İngiliz desteği olmasa Türk ordusu halaş pamuğuna çevirir PKK'yı. Amerikan ordusu İngiliz derin devletinin emriyle PKK'yı şu an orada koruyup kolluyor. Evet, evet. Her gün bakanlar açıklama yapıyor. Tek merkezden olduğunu çocuk olsa görüyor. Tek merkezden oluyor demeyin diyor. Kardeşim DAEŞ tek başına olsa darmadağın olur. PKK tek başına darmadağın olur. FETÖ de yani tek başına olsa darmadağın olur. Dünya çapında nasıl örgütlensin FETÖ? Yani bu mümkün mü? Amerikan desteği olmadan, İngiliz derin devletinin desteği olmadan. Amerika dememin sebebi İngiliz derin devleti Amerika'yı kullanıyor. Yani karıştırmasınlar kafayı, kafalarını onun için anlatıyorum.